Şeyse. Şimdi şu topuk bir şey geliyor başkanım. Tuvalet. Bak şu anda neredeyiz? Başkanım şuradayız. Burada. Şurada. Burası Soyutlu Camii yıkıldı. Tamam. Durduğumuz yer burası. Tamam. Burası Kışla Caddesi. Burası birinci etap. Yani burası da kıymetli bir cadde zaten. Çok şu bahsettiğim cadde bu. Tek ışıltılı cadde dediğimiz. Ana şimdi bizim mesela ilk etapta başladığımız yer burası ya. Yani. Evet başkanım. Yani şöyle. Beşinde ihale yapıyoruz ama biraz revizyon yapıyoruz projeye. Belki bir hafta gecikebilir. Yani önümüzdeki hafta tamamlanır bu. Bu da yani şu alanın tamamında 1352 tane konut. 35. 1600. Dükkanlar da ticarete açılabilir. Tabii şurayı yıkılıyor. Yıkılıyor işte bunlar. Buradaki esnafı ben dolaştım. Diyor ki. Evet. 6 Şubat depremi tüm Türkiye gibi Malatya'yımızı da çok etkiledi. 11 ilimizi ile birlikte Malatya'da en çok etkilenen illerimizden birisi. Malatya'da rezerv konut alanlarında yaptığımız konut uygulamaları açısından en büyük konut uygulamalarını da burada yaptık. Bakanlıkla birlikte toplam köydeki köy evleriyle birlikte 25 bin konut. Bunun 15 bini TOKİ'nin katlı konut dediğimiz ama zemin artı 3-4'ü geçmeyen konutlar. Yani TOKİ'nin başlamış olduğu 14 bine yakın. Tabii 6 Şubat tarihi itibariyle konut teslimlerine ilk etapta başlıyoruz. Türkiye genelinde, bu Türkiye derken tabii bu 11 ili kastederek söylüyorum. Yaklaşık 46 bin konutun kuralları çekilecek ve akabinde de hazır zaten bu konutlarımız teslimlere başlanacak. Cumhurbaşkanımız işte 3 tarihi itibariyle Hatay'da bu konut teslimleri başlayacak. Ama tabii burada Malatya'nın da şimdi tam rakamı vereyim. 5140 tane konutta şu anda bitmiş durumda. Bunlar da Malatyalı kardeşlerimize teslim edilmiş olacak. Tabii hem bu enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasını takip hem buradaki vatandaşlarla uzlaşmak suretiyle ve hem şehirde burada söz sahibi olacak sivil toplum örgütleri, vatandaşçı, vatandaşın talepleri bizim için çok önemli. Onlarla istişare edilmek suretiyle artık şehir merkezlerinin de ayağa kaldırılması için gene bakanlığımız koordinasyonunda büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Emlak Konut'ta başladığımız Bakırcılar Çarşısı'nın olduğu bölümde bir dönüşüm, yerinde dönüşüm vardı. Şimdi bu gördüğümüz saray değil mi burası? Evet, saray mahallesi. Saray mahallesinde zannedersem 313 hektarlık bir alan. 2800 küsür, tam rakamı da söyleyeyim. 1352'si konut, 1605'i ofis ve dükkan olmak üzere ki ağırlıklı olarak dükkan. Bu alanda bir proje hazırladık. Yine özellikle tüm şehirler için de bu geçerli. Bu şehir merkezlerinde hazırlanacak projelerin hem bu şehirlerin kültürlerine hem şehirlerin ticari yapılarına uygun olabilecek şekilde gerçekten bu konuda en yetkin, duyarlı mimarlarla çalışıyoruz. Tüm şehirler için de geçerli bu. Malatya'da da yine bu titizlikte bir proje hazırladık. Şu sarayla gördüğünüz birinci etapın ihalesini 5 Şubat tarihi itibariyle gerçekleştiriyoruz. Yalnız şurada bir revizyon söz konusu olduğundan dolayı belki bir haftalık bir sapma olabilir. Ama dediğim gibi bunu 10 gün içerisinde buranın ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Birinci etap olarak. Bu birinci etapta da 594 konut, 493 dükkan ve 250 tane ofis olacak. Bu demek değil ki şunlar hazır değil mi? Bunlar da hazır ama işin bütünlüğü ve büyüklüğü açısından baktığımız için önce burayı ihale edeceğiz ki önündeki bir ay içerisinde zaman almadan da burayı da tamamlamış olacağız. Yine bunun gibi şehrin değişik noktalarında yine uzlaşmaları yapılmış, alanlardaki yıkımlar tamamlanmış, zemini açısından sıkıntılı olmayan 17 bine yakın da yerinde dönüşümle ilgili çalışmamızı da hazırladık. Bunu da önümüzdeki süreç içerisinde, yine dediğim gibi bir buçuk aylık bir süreç içerisinde ihale edilebilir aşamaya getireceğiz. Neresi var mesela? Kiltepe var.
mesela geçiş yerleri Zaviye var, Yakınca var, Taştepe, Yıldızdere. Yani 17 bin daha yine merkezde dönüşümünü sağlayacağımız konu çalışmasında da önümüzdeki süreçte başlamış olacağız. İhale yapsak biz daha 10 kişi içerisinde etaplandırabiliriz. Yani dolayısıyla belli bir dönemden burada nedir? Siz ticari faaliyetinde ama nihayetinde burayı da yenilememiz lazım. Sonra ben anladım. Şimdi şöyle, bunun için buradalar. Tabii ilk etap olarak, proje olarak, aday olarak buraya başladık. Ama ben şimdi Ankara'ya döndüğümde burayı da sınırın dışına belli bir dönem alabilir miyiz, alamaz mıyız, ona bakacağım. Alamazsak da müteahhide diyeceğim ki önceki öbür taraflara başlayın, bu taraftan şehre devam edin. Tamam mı? Harika. Tamam. Tamam. Sağ olun. Sağ olun başkanım. Tamam. Teşekkür ederim. Şöyle. Şurada mı? Şurada mı? Böyle. 4300'de yaklaşık. Televizyonlar yapılıyor şu anda. Sayılarda değişiklik. Kaç kodu? 560. 560'dan 5200'e ticari kodu. Ticari. 5200'e.